Arkadaşlar merhaba, geometri öğretmeni Abdülakmış. Bugün konumuz üçgenli açılar. Üçgenli açılar temel bir konu geometride bildiğiniz gibi. Sadece bu konuda soru geldiği gibi diğer konularla da ilişkisi olan önemli bir konu. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bilmemiz gereken özellikler neler? Bunlara bakalım. ABC bir üçgen olmak üzere bu üçgenin X dış açısı, Y dış açısı, Z dış açısı olsun. Birinci özellik arkadaşlar, üçgenin iç açıları toplamı neydi? Hepimiz biliyoruz ki 180 dereceydi. Yani A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece. Birinci bilmemiz gereken özellik bu. İkincisi, dış açılar toplamı X artı Y artı Z eşittir 360 derece. Üçüncüsü ise öğrencilerin bildiği ama az kullandığı bir özellik. O da nedir? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olması. Yani B açısı artı C açısı bu iki açıya komşu olmayan dış açı X açısına eşit. A artı C açısı ise neye eşit olur? Z açısına eşit olur. A artı B açısı ise eşittir Y açısı diye biliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları soru üzerinde görelim. Soruda karşımıza nasıl çıkıyor? Evet arkadaşlar, şöyle bir soru sordum. Örnek diyelim. ABC bir üçgen. Bu üçgen içerisinde alınan bir D noktasını B ve C köşeleriyle birleştirdiğimizde şu ABD açısı BCD açısına eşit olsun ve ABC açısı eşit 70 derece ise alfa kaç derecedir? Böyle bir soru. Evet. Şimdi geometride verilen bilgiyi soru üzerine aktarmak ve bilgiyi kendimize göstermek çok önemli bir durum. Bilgiyi gördüğümüzde bir sonraki bilgiyi aklımıza geliyor ve sorunu daha hızlı çözebiliyoruz. Ne demek bu? Mesela bu açıları eşit vermiş. Bunu bu şekilde bırakmıyorum, isimlendiriyorum. ABC açısı 70 derece olduğu için buraya da B dersen A artı B'nin 70 olduğunu görüyorum. Soruyla mutlaka okuyorum. Nereyi istiyormuş soruda? Alfa açısını istiyor. BDC üçgeninde A artı B artı alfa eşittir 180 olduğu için A artı B'nin yerine 70 yazdığım takdirde alfa eşittir 180'den buradan alfa eşittir 110 derece olacaktır. Evet. Bir başka soru arkadaşlar, daha önceki yıllarda sınavda çıkmış bir soru. Bu şöyle. ABC üçgeninde B açısına ait açıortayı çiziyorum. C açısına ait açıortayı çiziyorum. Şu şekilde. Şu D noktası, E noktası, burası 75 derece. Burası da 60 derece ve alfayı sormuş. Şimdi yine dedi ki açıları, eşit açıları mutlaka isimlendiriyoruz. Yani görünür hale getiriyor. Şuna A diyorum, buna da A diyorum, buna B diyorum, buraya da B diyorum. Ve soruya mutlaka bağlı kalıyor. Soruda neyi istiyor? Alfayı istiyor. Alfa neye eşittir? A artı B. Yani ben A artı B'yi bulduğum takdirde aslında soruyu çözmüş olacağım. Şimdi demiştik ki önemli bir özellik, iki iç açının toplamı ve dış açıya eşit. Komşu olmayan ve dış açıya eşit. 2A artı B eşittir 60.
DBC üçgeninde. EBC üçgeninde ise A artı 2B eşittir 75. Taraf tarafı toplarsam 3A artı B eşittir 135. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem A artı B eşittir 45 olacaktır. Zaten A artı B'yi istiyordu. O da 45 derece olur. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir soruydu. Şimdi şöyle bir soru soralım. Karşımıza çıkan farklı sorular. ABC üçgeninde iki tane dış açı verilmiş. Burası X, burası Y. Bir tane de iç açı A cinsinden verilmiş. Demiş ki A artı X artı Y eşittir 300 derece iken A açısı kaçtır demiş. Şimdi burada verilen bilgilerde bakarsak aslında bize bir ipucu veriyor ki ben bir denklem verdim, sen de mutlaka bir şey bul ve buna ortak çöz cevabını bulursun diyor. Burası 180 eksi A olarak yazılabilir mi? Yazılır çünkü dış açı. Neden bunu böyle yazdım? Çünkü bunlar dış açı, dış açı. Bunu dış açı cinsinden yazarsam dış açıların toplamı 360 derece olduğunu biliyorum. Yani x artı y artı 180 eksi a eşittir 360. Buradan x artı y eksi a eşittir 180. Bunu alıp taraf tarafa toplarsam şu şekilde x artı y eksi a eşittir 180, x artı y artı a eşittir 300 şeklinde yazdığımda a'lar gider, 2x artı y eşittir 480. Her iki tarafı 2'ye bölersem x artı y ne olur? 240 olur arkadaşlar. X artı y 240 derece ise a kaç olur? 60 derece olacaktır. Evet. Böyle bir soru. Şimdi arkadaşlar üçgen çeşitlerine ikizkenar üçgen diyoruz. İkizkenar üçgen. Evet. İki kenarı eşit olan bir üçgen. Eşitliklerden dolayı yani AB kenarı AC kenarına eşit ise AB kenarı AC kenarına eşitse bu kenarları gören açılar da nedir? Eşittir. Farklı açılara taban açılar farklı açıya tepe açısı eşit açılara taban açılar diyoruz. Farklı kenar ise taban oluyor. İkizkenar üçgende bir açı belli ise diğer bütün açıların ölçülerini bulabiliriz. Ne demek bu? Mesela tepe açısını verirsem 40, 180'den 40'ı çıkar, 140, 2'ye bölersem 70, 73 olacaktır. Yani bu üçgende bir açıyı bilmem yeterli olacaktır. Şimdi bununla ilgili sorular nasıl karşımıza çıkıyor? Onunla ilgili birkaç örnek yapalım. Hemen şöyle bir soru. ABC bir üçgen. Bu üçgende bir AD doğru parçası çizdim ve AB eşit AD'miş. Ve bu açı 25. Burası da 45 ise BAC açısı kaç derecedir? Böyle bir soru. Şimdi arkadaşlar buradaki bilgiyi eksiksiz bir şekilde soru üzerine aktarıyorum. AB kenarı AD kenarına eşit. Bu eşitliği gördükten sonra çok önemli. Mutlaka eşit açıları kendime gösteriyorum. Neymiş bunlar? Şu açılar eşit. Bunların değerlerini bulma imkanım varsa hemen buluyorum. Var mı? Var tabii ki. 25 artı 45 70 derece yapacaktır. Toplamı buraya veriyorum. İki iç açının toplamı dış açıya eşit. Aynı şekilde burası da 70, 70, 70, 140. Burası ne olur? 40 derece olur.
En son soruya dönüyorum, bakıyorum nereye istiyor? B, A, C açısını istiyor. Yani 40 artı 25, bu da eşittir 65 derece olacaktır. Evet. Bir başka soru. Evet, şöyle ABC üçgeninde BD DE eşit ve GF de FC eşit. Burası A 90 derece ise alfa kaç derecedir? Yapacağımız şeyi bilirsek çözümü çok kolay. Nedir yapacağımız şeyler arkadaşlar? İkizkenarları görmek ve oradaki eşit açıları isimlendirmek. Bilmemiz değil, mutlaka soruda müdahale etmemiz çok önemli. Ne demek bu? Buralar eşit. Bunları bilmen önemli değil. Buraya yazman önemli. A, A dedim. Burada da bir eşitlik var. B, B diyorum. Şimdi A, B, C üçgeninde 90 artı A artı B eşit midir 180'e? Evet. A artı B kaçtır? 90. Şimdi şurada A artı B'yi ben bilirsem alfayı da bulabilirim. Doğru açı olduğu için A artı B artı alfa eşittir 180. A artı B'yi 90 olarak bulmuştuk. Artı alfa eşittir 180. 90 diğer tarafı eksi olarak geçerse alfa eşittir 90 derece olacaktır. Evet. Şöyle bir örnek daha yapalım. ABC üçgeninde AD, DC eşit ve AB uzunluğu BD uzunluğuna eşitmiş. Bu açı 75 derece ise şu X açısı kaçtır diye soralım. Evet. Şuraları sileyim. Şimdi arkadaşlar verilen bilgileri dedi ki soru üzerine aktarıyoruz. AB, BD eşit. AB, BD eşit. İki tane ikizkenar var. ABC ve ABD üçgenler. Burada yapmamız gereken buradaki ikizkenarlıkları kullanmak. Gerisi biter zaten. Şurası X olacak. Çünkü üçgen ikizkenar. İşte kenarlara göre açılar eşit olmak durumunda. Bu üçgende de şu açılar eşit. Hemen buralara başka bir isim vermiyorum. Yani başka bir bilinmeyeni verirsem daha çok işlem demek, daha çok işlemde daha çok hata yapma demek ve zamanın fazla gitmesi demek. Dolayısıyla az bilinmeyen daha az işlem demek. Bunların toplamı burayı verecektir. 2x, burası da 2x, ikizkenar. Bakın bunu da kullandım, bunu da kullandım. Kullanacak başka bilgi kalmadı. O zaman soruya dönüp bakıyorum. Şurası doğru açı olduğu için 3x artı 75 eşittir 180. 3x eşittir 105, x eşittir 35 derece olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar ikizkenar üçgenin bir başka özelliği, ki bu çok önemli bir özellik. Şöyle ABC üçgeninde AB kenarı eşit AC kenarı olsun. Bunlar eşit açılar. Bu farklı açı, bu da farklı kenar. Farklı açıdan farklı kenara dik indiğimiz zaman arkadaşlar indiği kenarı hem bölüyor ve aynı zamanda açıyı da bölüyor. Çok önemli bir özellik. Sorularda bu özelliği çokça saklarlar. Biz verilen bu özelliklerden yola çıkarak buradaki ikizkenarı görmeye çalışacağız.
Ağaç doğru parçası 3 tane özellik taşıyor. Dik aç ortayı ve kenar ortayı. Şimdi 3 özellikten ikisi varsa diğerleri olmak zorunda ve üçgen ikisi kenarda rahatlıkla söyleyebiliriz. Nasıl karşımıza çıkar? Şu şekillerde karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle. Mesela şurada dik olsun, kenar ortay olsun, dik olsun, açı ortay olsun, açı ortay olsun ve kenar ortay olsun. İşte bu üç üçgende ikizkenardır. Hem dik, şu ağaç doğru parçası hem dik hem kenar ortay. O zaman açı ortay olacak ve üçgen ikizkenardır diye tamamlayacağım. Burada ağaç doğru parçası dik ve açı ortayı hemen kenar ortay diyeceğim ve üçgen ikizkenardır yine diyeceğim. Burada da hem açı ortayı hem kenar ortayı yine dik diyeceğim ve üçgen yine ikizkenardır diyeceğiz. Evet, bu bilgiyi soru üzerine görelim. Şöyle bir soru soralım. ABC üçgeninde DE dik, BC ve BE eşittir, EC olacak şekilde veriliyor. AB uzunluğu, AB uzunluğu eşit. Dersiniz. AB eşittir. DC olarak verilmiş. ABC açısı eşittir. 60 derece ise şöyle alfa kaçtır diye soralım. Arkadaşlar bu tarz sorularda yine bilgi soru üzerine aktarırsak AB kenarı DC kenarına eşitmiş. Birbiriyle alakasız herhangi bağlantı olmayan eşitlikler varsa soruda bunlar mutlaka bir araya getirilir. Ya da benzerlikle çözülür. Ama bu sebeple genelde bir araya getirilerek çözülür. Ne demek? Bu DE hem dik hem kenar ortaya olduğu için şunu çizersen kesinlikle burada bir ikizkenarlık vardır. Çünkü hem dik hem kenar ortaysa bu üçgen ikizkenar ve burası açı ortay olacak. Sonra bu ikizkenarlık kullanacağız tabii. Bu alfa ise burası da alfa arkadaşlar. Burada bir başka ikizkenarlık var. Bunu da kullanacağız. Kullanmadan soruyu çözemeyiz. Alfa artı alfa buraya verir. 2 alfa. Aynı şekilde bunlar eşit olduğu için burası da 2 alfa. Bakın iki ikizkenarlığı kullandık. Artık soruya dönüp bakacağız. Şu 60'ı ve daha hiç kullanmadık. Demek ki onu mutlaka kullanacağız. Burası 60 derece ise ABC üçgeninde 60 artı 2 alfa artı alfa eşittir 180'den 3 alfa eşittir 120 alfa eşittir 40 derece olacaktır. Bizden de alfayı istiyordu zaten. Bu kadar. Evet, yine bu özelliği soru üzerine göreceğimiz başka örnek yapalım. Ve şöyle bir örnek. ABC üçgeninde H dersek bunlar DH H'ye eşit ve bu açı ortay. Burayı 40 derece versin. Buraya X desin. X nedir diye. Evet arkadaşlar. Şimdi verilen bilgide baktığımızda HC hem açı ortay hem kenar ortay. Hemen ikizkenar üçgenini hatırlayacağız. Orada diğer özellikler de aklımıza geliyor. Açı ortay, kenar ortay ise dik olur ve üçgen ikizkenar olur. Ama şimdi bu bizim işimize yaramıyor, gerek yok. Burada EH hem dik hem kenar ortay olduğu için bu üçgen nedir arkadaşlar? İkizkenardır. Ve bu X ise burası da X'tir. X artı X yani iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 40 derece X eşittir. 20 derece olacaktır. Evet. Şöyle bir soru daha sorayım. Yine özellikle şu iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıyı verme özelliğini kullanmak için soruyu soruyorum.
Şimdi soru şu, AB eşittir AD, bu da eşittir AC arkadaşlar. Burası 20 derece ise şurası x kaçtır? Böyle bir soru. Evet, hiç paniklemiyoruz, hiç korkmuyoruz, soruyu okuyoruz. Gereğini yaptıktan sonra kesinlikle kolay bir soru olduğunu göreceksiniz. Çünkü yapacağımız şeyler belli. Nedir? A ve A, C eşit. Yani ben şuna Y dersem burası da Y olacak. Aynı zamanda AD de eşitmiş. Bu bilgiyi de kullanacağım. Yani burası Y artı 20 ise arkadaşlar burası da Y artı 20. Şimdi bu üç eşitliği de kullandım. Bilgileri kullandıktan sonra yapacağım şey şu an arkadaşlar. Ya bir üçgenin iç açılarını alıp 180'i eşitleyeceğiz. Ya iki iç açının toplamı koymuş olmayan bir dış açı ya da bir doğru açı varsa buna dikkat edeceğiz. Mesela burada x artı y burayı verir. X artı y burayı verdi. Aynı zamanda burası 20 idi. 20 artı y artı 20 de şurayı verir. Yani y artı 40 olacak. Y'ler gider arkadaşlar x eşittir 40 derece olur.